Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Bugün 28 Nisan 2021 ve saat 21'i gösteriyor. Yaratıcılık zamanı başlıyor. Evet, bugün konuğum, çok özel bir konuğum var. Bugün konuğum Kaan Baysal. Kendisiyle notaların izinde geleceğe umutla diyeceğiz bugün. Evet, sevgili Kaan'ı davet etmeden önce hakkında bilgi vermek istiyorum. Kaan 17 yaşında. Bugün konuğum 17 yaşında. 2014 yılında 42. İstanbul Müzik Festivali'nin genç solisti seçilerek festival tarihinin en genç solisti oluyor kendisi. 31 Ekim 2014 tarihinde Allianz Türkiye Lang Lang konseri kapsamında Allianz Türkiye'nin oluşturduğu danışma kurulu tarafından Türkiye'nin genç yeteneği olarak seçiliyor Kaan. Aynı zamanda Barcelona'da gerçekleştirilen Allianz'ın Junior Music Camp'e seçilen 12 piyanist arasında da yer alıyor. Ve Junior Music Camp'e katılmaya hak kazanmış ilk Türk genç yetenek kendisi. Bitti mi? Hayır, çok daha fazlası. Daha henüz 11 yaşındayken Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile çalıyor ve Bağış İçin Müzik Vakfı Orkestra Üyeliği ile birlikte yer alıyor. 2015-2017 yılları arasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından açılan solist seçmelerini kazanarak bu orkestralarla solist olarak konserler veriyor. Kaan Baysal 5-6 Temmuz 2018 tarihinde itibaren Mannheim Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Kolej Programı'nda kabul ediliyor. Müzik eğitimine ise Ekim 2018'den itibaren Profesör Wolfram Schmidt Leonardi ile devam etmekte. Baysal aynı zamanda İstanbul Erkek İsteliler Eğitim Vakfı Özel Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi. Ve bugünkü konuğum 17 yaşında rol model genç bir piyanist. Notaların izinde geleceğe umutla diyeceğiz birlikte. Ve tabii ki tüm sohbetimizi yaratıcı düşünsel bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Evet, ben sizi çok daha uzatmayayım ve konuğumu davet etmek istiyorum. Evet, Kaan'a davet gönderdim. Kaan, hoş geldin. İyi akşamlar. Nasılsın? Merhaba Duygunlar Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Nazik davetinize çok teşekkür ederim. Bugün sizle bu güzel canlı yayını gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Herkese merhaba. Aynı heyecanı hissediyorum. Yani bilmiyorum dinleyebildim mi seninle ilgili. Seni takdim etmeden öncesinde bilgiler vermeye çalıştım ve aman Allah'ım dedim, nasıl bir genç geliyor böyle gümbür gümbür. Eminim çok daha fazlasısın. Ben bugün şöyle bir paylaşım yaptım. Umuda çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten Türkiye olarak, dünya olarak. Bugün yaptıklarınla, hayallerinle ben inanıyorum ki bir umut olacaksın. Ve ben senden bahsettim ama sen kendini tanıtsan nasıl tanıtırsın? 17 yaşındasın, çok sayıda ödülün var. Bunlardan da bahsetmeni istesem. Söz sende Kaan. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel sözlerinize teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Kaan Baysal, 17 yaşındayım. 13 senedir piyano çalıyorum. Müzik yolculuğum 4,5 yaşımda annemin piyanosuyla başladı. Doğduğumdan beri müzikle, piyanoyla birlikteyim. Müzik eğitimimi Almanya'da Mannheim Musikhochschule de devam ettiriyorum. Ve aynı zamanda İELEV Özel Lisesi'nde 11. sınıf GIB öğrencisiyim. Müzik eğitimim Allianz Türkiye tarafından desteklenmekte ve Allianz Türkiye'nin marka elçisiyim. Müzik yolculuğum benim için temel ve ayrılmaz bir parçam, bunu söyleyebilirim. Ve müziğin bana kazandırdığı ifade becerisiyle birlikte dil öğrenmeyi çok severim. Hobilerim arasında moleküler biyoloji, parçacık fiziği, astrofizik, insan anatomisi hakkında işte makaleler okumayı çok severim. Okulla birlikte olabildiğince çok eser okumaya gayret ediyorum.
Ve müzik yolculuğuma, müzik hayatıma gelecek olursak, sizin de girişte bahsederek beni onurlandırdığınız gibi ben de birkaç kilometre taşından, birkaç adımdan bahsetmek istiyorum hocam. 2014 senesindeki İstanbul Müzik Festivali'nin düzenlediği Festival Genç Solisini Arıyor seçmesinden başlamak istiyorum. 2014 senesinde bu İstanbul Müzik Festivali Genç Solisini Arıyor seçmesini kazanarak festival tarihinin en genç solisti oldum. Ve İş Sanat'ta Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile birlikte Hakan Şensoy yönetiminde Haydn Remajör Piyano Konçertosunu seslendirdim. Benim için çok unutulmaz bir anıydı. Sonrasında Allianz Türkiye'nin oluşturduğu danışma kurulu tarafından seçilerek Allianz Türkiye Lang Lang konserinde Lang Lang'la aynı sahneyi paylaştım. Ve sonrasında Barcelona'da gerçekleşen Junior Music Camp'e katıldım. 2015-2017 tarihler arasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın açılış seçmeleri kazanarak onlarla çeşitli konçertolar seslendirdim. Mayıs 2017'de Andante dergisi tarafından düzenlenen 9. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni ödülüne layık görüldüm hocam. Ve yine aynı sene Belçika'da gerçekleşen jüri başkanlığını Profesör Dimitri Başkirov'un yaptığı 5. Sezar Frank Piyano Yarışması'nda 14-16 yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüm. 2018'de İtalya'da yapılan 21. Pietro Argento International Piano Competition'da 15 yaşa olan kadar olan kategoride birincilik ödülünü kazandım. 2019'da gerçekleşen Viyana Uluslararası Müzik Yarışması'nda genç sanatçı kategorisinde bir altın madalya kazandım. Ve benim için çok özel bir yeri olan bir yarışma var sonra 2019'da. Çin'in Hangzhou kentinde yapıldı. İlk defa Çin'e seyahat ettim bu yarışma vesilesiyle. Bu yarışmanın artistik direktörlüğünü Lang Lang üstleniyor. Bu yarışma Grand Canal International Piano Competition. Onun B kategorisinde ikincilik ödülünü aldım. Sonrasında Mayıs 2019'da Mannheim Musikhochschule'de yapılan Pre-College Amade seçmelerini kazanarak Kurpfälzisches Kammerorchester ile 2019'da Mannheim Sarayı'nda Mozart'ın 12. Piyano Konçertosunu seslendirdim. Ve bu Mozart galasında yer alan 10 solist arasında birinci seçilerek Mozart solist ödülüne layık görüldüm hocam. Bu şekilde söyleyebilirim. Kaan, ben seni takdim ederken 17 yaşında olduğunu söyledim. Eminsin değil mi bu kadar çok başarıyı sığdırdığın hayat 17 yaşında olduğun konusunda emin miyiz? Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten yani müthiş bir background, müthiş bir hazine olduğunu düşünüyorum ve sana olan hayranlığımı dile getirerek devam etmek istiyorum. Bugünkü konu başlığımı sen seçtin. Bizim sohbetimiz sırasında Kaan, konu başlığımız, çıkış noktamız ne olsun diye sorduğumda ne dedin sen bana Kaan? Notaların izinde geleceğe umutla. O zaman diyorum ki, yani direkt de konuya giriyorum. Notaların izinde geleceğe umut nedir ve notalar senin hayatına ne zaman girdi, nasıl umut oldu ve bize umut olması için paylaşır mısın? Tabii ki hocam. Notalarla doğduğumdan beri birlikteyim. Söylediğim gibi yolculuğum evimizde bulunan annemin piyanosuyla başladı. Ve herhangi bir ders almazken takım formamı giyip böyle tuşlara dokunarak kendimce denemeler yaptığımı hep anlatır annem babam bana. Anaokuluna başladığımda okulda öğrendiğim şarkıları böyle büyük bir coşkuyla eve gelip anneme babama seslendirmişim. 4,5 yaşıma geldiğimde ise piyano dersleri almaya başladım. Ve şimdi aslında bu başlığı neden seçtiğimi açıklamak istiyorum hocam. Şimdi müzik hayatıma yön veren, beni oluşturan olaylara, durumlara yaklaşımı yoğuran çok özel bir yolculuk benim için. Şunu söyleyerek başlayabiliriz aslında. Şimdi benim varoluşumu anlamlı kılan, benim hayata verdiğim anlam, yani
varoluşumu ben anladığım için var oluyorum diye başlayalım. Bu temel argümandan başlayalım. Ve bunu doldurmak için de bu kavramsal zıtlıklar, bunların bizim evrene yansıyışından böyle duygular, düşünceler olsun, tecrübeler, paylaşımlar olsun, bunlarla bu varoluşu temellendirip doldurduğumuzu düşünüyorum. Yani bunlar olmadan biz varoluşu neyle algılayıp neyle var olacaktık diye düşünüyorum. Bakacak olursak. Ve bu benim için çok önemli bir nokta. Müzikle de, bu seslerle de bu saydığım unsurları, bu saydığım duygu, düşünce, tecrübe paylaşımları biz stimüle ediyoruz. Biz bunları üretip, yaratıp, stimüle edip paylaşıyoruz yani müzikle. Ve müziğin böyle bir rol oynaması, müziğin böyle bir hizmette bulunması, hayatı aslında bağlantı kurması. Çünkü bu söylediğim unsurlar hayatı oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde hayata bağlanması benim geleceğe umutla bakmama sebebiyet veriyor. Yani hem ruhumu besliyor hem de bütün bunları bana kazandırarak geleceğe umutla bakmama sebebiyet veriyor. Onun için böyle bir başlık seçtim hocam. Valla şahanesin. Yani ben sohbetin başında ve seni takdim ederken kendi sayfamda da bize umut olacak demiştim. Kesinlikle çok doğru bir cümle kurmuşum. Bize umut oluyorsun Kaan. Kendin az önce işte Hakan Şensoy yönetiminden bahsettin. Lang Lang konserinden bahsettin. Ben seni biraz o günlere getirmek istiyorum. Şimdi takvimden bahsederek ilerleyeceğim. Haziran 2014'te Şef Hakan Şensoy yönetiminde Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın ilk konserini veriyorsun ve 10 yaşındasın. Ve Ekim 2014 tarihinde de Türkiye'nin genç yeteneği olarak seçiliyorsun ve Lang Lang ile Zorlu PSM'de aynı sahnede yer alıyorsun ve beraber onun tarafından sahneye davet ediliyorsun. Ben açıkçası bunları söylerken de çok heyecanlanıyorum. Eminim sen de çok heyecanlı zamanlar geçirmişsindir. Ben istiyorum ki hadi gel o günleri biraz hatırlayalım. Sen hatırla, bizi hatırlat. Ve senin o anda yaşadıklarını dinlemek çok isterim açıkçası. Tabii ki hocam. Dönelim. Şimdi 2014 o seçme öncesinde zaten böyle çok uzun bir hazırlık sürecim vardı. Ama o seçmeye girerken ben gerçekten bir yarışmaya gireceğim ve bunu ben kesinlikle kazanacağım. Öyle bir yarışma algım yoktu çocuk olarak. O kadar böyle bir çocuksu mutluluk, heyecan vardı ki ve o konçertoyu çalmayı çok seviyordum. Çünkü çok mutluluk veriyordu bana o. Zümrüt hocamla, Müge hocamla onların hazırlıkları çok harikaydı. Çok büyük mutluluktu benim için yani. O Haydn de Majör Piyano Konçertosu zaten çok neşelidir o eser. Hazırlık süreci benim için yani muhteşem, çok büyük mutluluktu benim için bir çocuk olarak. Seçmeye girdiğimde de o günü hatırlıyorum. Yani bir an önce o sahneye çıkmak istediğimi, onu sergilemek istediğimi, o neşemi paylaşmak istediğimi hatırlıyorum hocam. İşte Müge hocamla çaldık işte seçmede. Ve aslında sonrasında olayların farkına varmaya başladığımı anladım. Yani bunun bir seçme olduğunu ve böyle bir süreç yaşandığını aslında. Benim için çok özel günler bu süreç. Ve sonrasında kazandığımı öğrendiğimde çok çok mutlu oldum. Yani çok heyecanlandım. Çünkü ilk orkestra konserimi vereceğim Haziran'da. Çok heyecanlıydım. Çok içim pırpır, çok tatlı bir heyecanım vardı ama aynı zamanda çok güçlü bir isteğim de vardı. O sahneye çıkıp ben müziğimi yapmak istiyorum isteğim. O ikisini çok net anımsıyorum. Yani onları duyumsadığımı. Ve konser olduğunda konser günü, aslında konser öncesinden şeyi de söylemeliyim hocam. Biz ilk prova için Eskişehir'e gittik ve yolculuk yapmayı çok seven bir insanım ben hocam. O ailemle birlikte geçirdiğim o süre, o İstanbul'un Eskişehir'e gidiş, o yolculuğumuz, daha sonra üniversiteye gidişimiz, orada prova kapısında bekleyişim, bir an önce içeri girip orkestra ile çalmak isteğim, sonrasında Hakan hocamla tanışmam, beni çok desteklediler, bütün orkestra sevgiyle kucakladılar beni, sahneyi çok çok güzel oldu birlikte onlarla çalmak. Konser günü de o söylediğim istek içimde vardı. Ben bu sahneye çıkıp müziğimi paylaşmak istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum isteği vardı. Ve çok büyük bir mutluluk vardı hocam. Heyecanla birlikte.
Onları çok net anımsayabiliyorum. Ve konser sonrasında da herkes beni sevgiyle, çok büyük coşkuyla karşıladı hocam. Sonrasında Lang Lang'la ilgili konserin haberini aldığımda önce zaten algılayamadım, öyle söyleyeyim yani. Hani bu gerçekten oluyor mu? Sonrasında algılamaya başladığımda çok mutlu oldum ve çok heyecanlandım. Bütün Lang Lang'la ilgili dokümantasyonlara baktım. CD'lerini dinledim, kayıtlarını dinledim. Bütün Lang Lang'la ilgili bir tarama yaptım yani hocam. Zaten kendisini beğeniyordum ve benim yaşımdaki bütün piyanist çocuklar için çok büyük bir idol zaten Lang Lang. Ve onunla ilgili böyle bir tarama yaptım hocam konser öncesinde. Ve onunla tanıştığımda Lang Lang çok sevgi dolu, çok kucaklayıcı, çok cesaretlendirici, çok enerjik, çok enerjik bir insan ve bana çok motivasyon oldu. Onunla tanışmak zaten muhteşem bir andı benim için. Ve onunla birlikte o sahnede yer almak gerçekten sözcüklere sığmayan bir mutluluk diyebilirim hocam. Çünkü önce o Chopin'in dört baladını sergiledi. Ardından da ben sahneye çıkacaktım. O minik boyumla işte sahneye çıktım. Ve tabii onunla hep İngilizce iletişim kurduğum için kafam İngilizce modunda ve kendimi tanıtmamı istedi Lang Lang. Daha sonra kendimi İngilizce tanıttım. Daha sonra bana dönüp dedi ki kendi dilinde de tanıt. Ama ben o kadar yüksektim ki sonra kendimi Türkçe tanıttım. Ve ben çalarken yanımda oturdu sahnede. Ve benim için unutulmaz bir anı. Gerçekten hayatımda yaşadığım unutulmaz bir anı. İlk kez böyle Zorlu Center'da 3000-3500 kişi önünde çaldım. Ve Lang Lang yanımdaydı. Ve performansını yaptıktan sonra birlikte konser salonunu selamladık. Ve benim için unutulmaz bir onur ve mutluluk. O yaşadığım heyecan, mutluluk, o sahnede olmak, insanlarla o müziği paylaşabilmek orada çok unutulmaz olduğunu düşünüyorum hocam. Ardından da Junior Music Camp'e katıldım. Ve dünyanın etrafından katılan 12 çocuktu. Ve hepsi çok iyi, çok harika müzisyenlerdi. Ve onlarla tanıştığım için de çok mutluyum. Bu kadar güzel bağlar kurduğumuz için. Ve orada özellikle müziğin insanları nasıl birleştirdiğini deneyimledim hocam. O muhteşem bir şeydi benim için. Birlikte bir hafta boyunca eğlendik, müzik yaptık. Çok güzel, sıkı bağlarımız oldu ve çoğuyla, hepsiyle hatta şu an çok yakın iletişimdeyim hocam. Çok güzel bir bağ oluşturdu müzik yani. Köprü oldu bizim bu güzel arkadaşlıklarımıza. O çok muhteşem bir şey. Ve bununla birlikte hocam, sonunda Lang Lang'la bir masterclass konserimiz oldu en sonunda. Ve orada da Lang Lang'la sergilediğimiz o masterclass boyunca üzerine çalıştığımız eserler hakkında konuştuk. Ve o da çok muhteşem bir deneyimdi benim için. Çok çok özel ve mutluluk ve onur verici anlar hocam benim için. Kaan, sen anlatırken yüzündeki yani böyle heyecanı gördüm ve eminim bizi izleyenler de şu an görüyor. O 2014 senesine hani gidelim mi dedim ya, gerçekten biz orada yoktuk, ben yoktum. Ama oradayım, oradayım işlesine. Açıkçası o heyecanın var ya, o müthiş, o yaşadın. Yaşadın, tekrar yaşadın ve bize de yaşattın. Gerçekten müthiş, dediğim gibi hani çok kıymetli. Daha 17 yaşındasın ve edindiğin tecrübeler 10 yaşındasın. 14 senesinde yani gerçekten yani heyecanını hissettirdin bize. Bunu söyleyebilirim. Müthiş bir heyecan ve müthiş bir anı. Ve müthiş, az önce söylediğim bir şey vardı. Oradaki arkadaşlıklarımız devam ediyor. Ve hala görüşüyoruz ve bizi müzik bağladı dedin. Bu da çok kıymetli aslında, bir bugünün ilk meme cümlelerinden biri olabilir. Bir slogan cümlesi olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Evet hocam, katılıyorum.
Evet, Kaan, çok heyecanlandım. Ben yayınlarıma başlarken hep böyle bir heyecanla başlarım ve bu heyecanımı da hep çok seviyorum derim. Az önceki anılarla o kadar içine girdim ki heyecanım böyle kat ve kat arttı. Benim de öyle. yani artık tek heyecanlı sen değilsin, ben de heyecanlıyım ve bence bizi izleyen herkese heyecanlandırıyorsun. Şöyle bir soru hazırladım senin için. Pablo Picasso hayal ettiğiniz her şey gerçektir diyor. Ve ben seni gördüğümden beri hayallerin peşinden giden, hedefler koyan ve gerçekten çalışan, çalışkan bir genç görüyorum. Ve ben diyorum ki bu noktada hayallerini konuşalım mı? Geleceğe dair hayallerin neler, hedeflerin neler desem. Kaan. Tabii ki hocam. Birinci hedefim hayat boyunca her zaman kendimi geliştirebilmem, prensiplerime, değerlerime bağlı kalmam ve iyi bir insan olmak, iyiliğin yeşermesine izin vermek diyelim. Bununla birlikte benim için çok ama çok önemli bir hedef olan çok kaliteli, iyi kaliteli müzik yapmak ve bir aslında elçi olmak, insanlara müziği kavuşturmak, yani insanlarla müziği kavuşturmak, o müziğin o birleştirici gücü, daha demin zaten üzerine konuştuk, iyileştirici gücünü tanıtmak ve bütün dünyaya bu müziği kazandırmak, katmak, bağlatmak, bağlanmak, yani bunları gerçekleştiren çok iyi müzik yapan bir solist ve elçi olmak istiyorum hocam. Ve sonra yani gelen jenerasyonlara da ilham veren bir elçi diyebiliriz hocam aslında. Bu noktada şöyle bir katkı almak istiyorum. Ben gerçekten çok doğru bir konukla yatıcılık zamanında yani olduğumu düşünüyorum. Bir kere daha heyecanlandım ve mutlu oldum. Yatıcılık zamanının da tam olarak aslında misyonu bu. Böyle farklı, ben kafa kelimesini çok sever ve kullanırım. Farklı kafaları bir araya getirmek ve ilham olmak, aslında rol model olmak ve bu ille ve ille akademik olarak işte çok kıymetli hocalarımız var. Evet, onlara davet ediyorum ama bu değil, gençlerin de söz sahibi olduğu bir yaratıcılık zamanı ve onların ilham olacağı, rol model olacağı bir platform oluşturmak aslında ve bugün sen eminim bizi izleyen sadece gençlere değil, anne babalar da şu an ve öğretmenler de, eğitimciler de ilham alıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü çok gerçek, çok samimi ve çok vizyoner bir hedefin ve hayalin var Kaan. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum hocam. Şimdi şu ana kadar böyle müzik üzerine konuştuk, müzik üzerine geldik ama sen aynı zamanda akademik olarak, yani daha doğrusu sen bir lise öğrencisisin. Ve açılışta da ben takdim ederken söyledim, lise öğrencisi, 17 yaşında bir gençsin. Ve ben şöyle bir senin akademik başarını da biraz bir sorguladım. Yani biraz çalıştım ve gördüm ki akademik olarak da çok başarılı bir çocuksun sen, bir gençsin. Yani böyle ben müzik yapıyorum deyip, yani sadece müzik yapıyorum ve benim için akademik başarı önemli değil diyen bir öğrenci değilsin. Hatta bizi dinleyenlere de şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla birincisin de aynı zamanda. Akademik olarak baktığımda da okulunda birincisin. Dolayısıyla ben biraz Türkiye gerçekleriyle de hani konuşmak istiyorum. Türkiye'de öğrenci olmak, pandemide öğrenci olmak, hem müziğin yanında nasıl bir lise hayatı ilerliyor, nasıl gidiyor akademik hayat? Ve pandemi de şartlarda, artık bildiğimiz şartlar değil, zorlu şartlardayız. Ne dersin bununla ilgili? Öncelikle umalım ki pandemi bir an önce hayatımızdan çıkıp gitsin. Tabii ki bütün dünya için çok zorlu bir süreç. Ama aslında bu noktada pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye bir ayrım aslında yapabilirim hocam. Hani anlatırken. Tabii ki Almanya'ya seyahatlerim oluyordu pandemi öncesinde çok sıklıkla. Ve derslerimi çok sıkı takip edip etkili öğrenmem gerekiyor derste. Yani derse dinlediğimi öğrenmeyi tercih ederim ben. Hani derse dinleyip öğrenmek benim hani şeyim. Derste öğrenmek. Aynen, derste öğrenmek hocam.
ve etkili öğrenmek olduğunu düşünüyorum. Ve piyanoya ayırdığım zaman, yani zaman ayırdığım şeyleri etkili ve verimli bir şekilde yapmak hocam. Yani ona çok dikkat ediyorum. Tabii ki pandemi döneminde bütün piyano öğrencileri olduğu gibi ben de hani online dersler üzerinden devam ediyorum. Bu sürede olabildiğince repertuarımı genişlettim, genişletiyorum. Çok fazla eser öğrenip yutuyorum. Bununla birlikte benim okuduğum lise, İELEV Özel Lisesi bu online eğitim, uzaktan eğitim konusunda çok donanımlı ve disiplinli. Bize çok derinlikli, detaylı eğitimimizi vermeye devam ettiler. Öğretmenlerimiz bize bu konuda çok destek oldu. Ve benim okulumun direktörleri de hem pandemi öncesi hem pandemi süresinde müzik faaliyetlerimden dolayı kaçırdığım dersler olsun, bütün öğretmenlerim beni çok destekliyorlar. Onlara çok büyük bir minnettarlığım var tabii ki. Bu şekilde oluyor hocam. Pandemi süresinde de olabildiğince üretmeye çalıştım. İşte eserler okumak olsun. Piyanoda olabildiğince repertuarımı genişletmek olsun hocam. Bu şekilde aslında devam ediyor. Kaan, şunu da çok merak ediyorum. Açıkçası biraz da soruyu oraya getirmek istiyorum. Türkiye'de bir sınav gerçeği var. Ve veliler, ebeveynler özellikle, yani tabii ki bilinçli bir şekilde çocukların sporla, sanatla ilgilenmesini istiyorlar. Fakat sınav zamanı özellikle son birkaç sene kalmışken ya işte spor yapıyorsa bazen tamamen kesmek, bazen azaltmak ama çoğunlukla tamamen kesildiğini de duyuyor ve görüyorum. Ve bu noktada benim gördüğüm, eğer bir rol model olacaksa hem akademik olarak hem de sanatsal olarak ikisini birlikte çok güzel yürüten bir genç var. Ve demek ki yürüyormuş. Ve demek ki oluyormuşun da için de çok önemli bir, şu an senin bir misyonun var burada. Bununla ilgili ne demek istersin? Çünkü akademik olarak da evet, tebrik ediyorum seni ve teşekkür ediyorum seni destekleyen öğretmenlerin, yöneticilerine. Bu tabii ki senin için büyük bir alan açmıştır tahmin ediyorum. Ama bunun ötesinde senin bir başarın söz konusu. Bunu nasıl yürüttün? Yani hem müzik hem akademik olarak başarılı olmak, ikisinde de çok iyi olmak nasıl oldu diye sorayım. Yani bu soruyu biraz böyle geliştirmek istedim açıkçası. Bakacak olursak aslında müzik ve akademik alan aslında ikisi de birbirini besleyen unsurlar. Çünkü müzikte hem duygusal o derinlik olsun, analitik düşünme olsun, matematiksel yaklaşım olsun, bir azim, disiplin olsun. Bu akademik alanda müziği besleyen. Yani ikisi de birbirine kenetli aslında diyebiliriz hocam. Ve benim okuduğum okulda GIB sistemi var. Ve bizde şu şekilde zaten hocam. Ders alanlarından önce değerlerimiz var. Yani bu IB değerleri. Bu değerlerin üzerine zaten biz bilgi alanlarını inşa ediyoruz. Ve bu konuda bunu çok destekliyorum ve benimsiyorum aslında. Bu değerlerin önce bize verilmesi ve üzerine bilgi alanlarını yerleştirmemiz ve bununla birlikte KES diye alanımız var zaten IB'de. Hocam siz de zaten KES öğretmenisiniz. Zaten creativity, activity service, bütün bu alanları zaten destekleyen, teşvik eden, yaratıcılığa, aktiviteye, servise, bu insanın ruhunu geliştiren şeyler, aktiviteler. Ve bu olmadan zaten sadece birkaç bilgiyi öğrenip sınava girmek zaten olmaz yani. Evet, ben karşımda tam bir IB öğrencisi görüyorum. Bir IB eğitimcisi, PYP benim daha küçük gruplar için belki ama fakat 15 yıldır yaratıcılık KES dedin, yaratıcılık creativity ve yine service learning, project outreach, sosyal sorumluluk çalışmalarında yine 15 yıldır çalışan bir eğitimci olarak kesinlikle bu noktada tam IB değerlerine uygun da bir genç görüyorum. Ne mutlu. Ne mutlu gerçekten.
Yaratıcılık kısmına doğru zaten sen böyle bir pas attın bana, ben de oradan ilerleyeyim diyorum. Evet, 15 yıldır yaratıcılık üzerine çalışan bir öğretmenim, eğitimciyim ben ve dedim ki 2021'de her çarşambayı 21'de biz yaratıcılık konuşalım ve yaratıcılık üzerine sohbet edelim. Bu noktada yaratıcılık üzerine eğitimler, atölyeler yapan bir eğitimci olarak böyle yaratıcılık tanımlarıyla ilgili, literatürle ilgili çok da çalışma yaptım. Sonra kendim bunu söylerken dedim ki ben konuklarımın yaratıcılıkla ilgili algılarını, tanımlarını sorayım. Ve seninle ilgili gördüğüm şu ki, yani yaratıcılık da özünde bu var. Sabretmek var bir kere. Çünkü deneme var, yanılma var. Tekrar deneme, tekrar yanılma. Biliyorum ki bir parçayı tek seferde çalıp çıkartmıyorsunuz. Defalarca çaba harcıyorsunuz. Çok emek var. Bu noktada de sınırları zorlayan, çizginin de dışına çıkan bir gençsin bence. O zaman bu kadar 17 yaşında bu kadar sınırları zorlayan bir genç Kaan yaratıcılık üzerine ne söyler? Yani tanım diyeceğim ama tanımdan ziyade yaratıcılık algını merak ediyorum. Sana göre nedir yaratıcılık Kaan? Hocam işte bunu bir cümlede tabii ki toparlamak oldukça zor ama şunu söyleyerek başlayalım. Şimdi çevremizde, doğada, aynen algıladığımız çevrede materyal formunu ya da kavramsal varlığını bildiğimiz var olan şeylerden aslında kombinasyonlar yaratarak yine var olan bir şey yaratmak. Yani bence burada bir aslında bir dönüşüm söz konusu. Şimdi düşündüğümüz zaman bir tane sınırsız varlık havuzunu hayal edelim. Ve Tamam. Sınırsız varlık havuzundayız şu an. aynen. Ve var olan etkilenmelerimizle bu işte materyal form olsun, kavramsal, düşünsel bir şey olsun. Bunlardan etkilenerek bu havuzdaki kombinasyonlardan bir tanesine olan bir dönüşüm süreci diyelim. Ama şimdi bu tabii ki yeterli bir ifade değil. Çünkü yaratıcılığı konuşabilmemiz için, yaratıcı sıfatını kullanabilmemiz için çok daha fazla faktör olduğunu düşünüyorum. Mesela anlamsallık diyelim, değer diyelim, yolculuk diyelim mesela burada. Şimdi yaratan kişi sonuçta bir şey üretmede, bir şey üretirken, bir şey yaratırken sonuçta duygusal, mantıksal, sezgisel aslında algoritmik bir sentez yapıyor bence. Yani bu sentezi o ürünle o yarattığı düşünce olsun, bir yarattığı bir duygu olsun, bir sanat eseri olsun, bir çözüm olsun, bir icat olsun ona aktarıyor. Ve bu aktarım sürecinde sonuçta bu bir yolculuk. Yani aslında yaratıcılık yolculuk ve bir dönüşüm gibi şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Ve bu yolculukta anlam yoğunluğu diye bir şey bence işin içine sokabiliriz. Anlam yoğunluğu da biz bu çıkaracağımız ürüne, üreteceğimiz fikire, üreteceğimiz duyguya nasıl bir anlam yüklüyoruz? Bu anlamın yoğunluğu, kompleksitesi olabilir, otantikliği diyelim, gerçekliği olsun. Bu anlam yoğunluğunu zaten, anlam yoğunluğuna sahip olmak ve bu anlam yoğunluğunu zaten üretmek bir yolculuktur bence. Bu yolculukta da zaten bu anlam yolu kişiden geldiği için de, bu kişisel bir yolculuk olduğu için de ürettiğiniz şeyde kendinizi görürsünüz zaten. Burada zaten bir özgünlüğün yansımasını da konuşabiliriz. Ve daha demin söyleyeceğim şeye dönecek olursak bu bir algoritmik sentez dediğimizde deneme yanılmadan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi deneme yanılma bahsetmeden önce yaratıcılık aynı zamanda cesaret, özgürlük ister. Azim ister. Çünkü bir şey üretme aşamasında o serüveni yaşarken cesaretle, özgürlükle, o gerçeklikle, o adanış, o bir kendini veriş, adanışı yaşamak, o yolculuğu yaşamak zaten, o dönüşüme sebep olmak, o dönüşümü yaratmak yani bence o yaratıcılık hocam. Bununla birlikte şeyi söyleyebiliriz, yaratıcılığın kişisel ve sosyal boyutları olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü mesela bir çizgiye yüklediğiniz anlamı, o gelen mesela parçalanmışlığı, bölünmüşlüğü, ölümü, tedirginliği, korkuyu yansıtacak ürettiğiniz bir şey, karşı taraftan, karşı göz tarafından bakıldığı zaman ne kadar gereksiz, saçma, anlamsız olarak da karşılanabilir. Ve sonuçta çevresel faktörler de bizim bu yaratıcılığı tanımlamamızda tabii ki etkili olduğunu düşünüyorum.
Yani siz ona anlamsal bir bağlılık kuruyorsunuz. O bağlılığı gösteriyorsunuz ama karşı tarafta hiçbir karşılığı olmayabiliyor. Sosyal boyuta gelecek olursak da bunun bir işlevselliği, bunun bir ihtiyacı konuşması, bir ihtiyacı yönlenmesi söz konusu olduğunda da bu sefer sosyal gerçeklikte de bunun bir yaratıcı olarak sınıflandırılmasından belki söz edebiliriz. Böyle düşünüyorum ve kendi alanıma yaratıcılığı bağlayacak olursam, şimdi ben bir bestekar değilim, performans sanatçısı olma yolunda yürüyen birisiyim, bir insanım. Ve biz ne yapıyoruz? Aslında önümüzde notalar var, yazılmış şeyler var, üzerinde dinamikler var, bütün armoniler, her şey aslında var, mevcut. Ama biz bu eseri elimize aldığımızda, tekste aynı şeyi yapsak bile, aynı farklı insanlarla. Orada bizim bir duygu, bir fikir. Bu her zaman elle tutulur, somut ve akıcı bir şekilde olmasına da gerek olmuyor. Öyle bir oluşum, üretim gerçekleşiyor. Yani ben de en azından öyle söyleyebilirim. Ve hocam şunu da bence gözetmek gerekir. Şu an Lang Lang'ı dinlediğimizde, daha sonra Rubinstein'i dinlediğimizde, Richter'ı dinlediğimizde, Yüce Wang'ı dinlediğimizde ve birçok piyanisti dinlediğimizde fark ederiz ki hepimizin farklı bir çalıştığınısı var. Yani herkesin farklı bir sesi var piyanoda. Ve şimdi bakacak olursak bu üretim süreci ve o özgün o sesi göz önünde bulundurduğumuzda hem düşünsel hem duygusal dünyamız hem aslında iskelet kas sistemimizi o piyano ile bütünleşerek bir şey ortaya koyuyoruz. Yani orada bir yine o anlamsal yoğunluğu yaşayarak bir şey yaratıyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi tabii ki yani ben kendi yaptığım işi mesela Beethoven'ın gidip 32 tane sanat yapmasıyla karşılaştırmıyorum. Ve bu konuda şimdi belki testler olabilir işte yaratıcılığı işte ölçmek için belki sayılarla vesaire ama ben bunu şimdiki söyleyeceğimi söyleyerek bunu kastetmeyeceğim. Ama yaratıcılığı daha küçük, büyük yani bir spektrumda düşünürsek yaratıcılığı böyle mikro makro seviyelerde görülebileceğini düşünüyorum hocam ben. Yaratıcılığın. Çünkü mesela kendi yaptığım üretim o duygu, hikaye, belki fikir konstrüksiyonu diyelim o eseri okurken. Ve Beethoven'ın gidip Appassionata sonatını kaleme almış olması tabii ki o spektrumda çok farklı yerlerde olduğunu düşünüyorum ben. Doğru mu anladım? Dedim ki aynı parçayı ben ya da sen ya da Beethoven hani bir parça seslendirdiğimizde iskelet ve kas sistemimizle bütünleşerek aslında vermiş olduğumuz o duyguyla beraber aynı ses çıkmıyor. Ve bambaşka bir form alıyor gibi bir şey anladım. Doğru mu yorumladım? Ya evet hocam yani artık o biraz da şeyimize bağlı. O bütün herkesin o düşünsel, duygusal zihnine, dünyasına, biraz biyolojik sistemine. Yani iki kişi de oraya diyelim ki belli bir frazda, belli bir renk diyelim, belli bir atmosfer diyelim, belli bir dinamik, belli bir formda çalıyor ve nota üzerinde yazanı yapıyor. Ama siz dinlediğiniz zaman, kulak kabarttığınız zaman o tınıların gerçekten sesi farklı oluyor. O artık bir kişinin sanatı üzerine yansıması oluyor. Bu çok farklı yorumları dinlediğiniz zaman çok belirginleşmeye başlayan bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Gerçekten yani yaratıcılık konusunda bu kadar derin, bu kadar son zamanlarda hani üzerine çalıştığım, yani senden bunu duymak, bir gençten bu kadar derinlikli bir yaratıcılık sohbeti yapıyor olmak gerçekten çok özel ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Birçok açıdan değerlendirdin. Yani sadece benim yaratıcılık tanımım şudur da diyebilirdin. Ama hayır, bunun farklı açılardan, farklı formlardan ve daha sonrasında da kendindeki etkisinden örneklendirmen gerçekten üzerine tekrar tekrar düşünmesi bir konu oldu ki ben bu yayınları daha sonrasında metin deşifre ediyorum ve metin haline geçiyorum ve içerisinden de duvar yazıları hazırlıyorum. Ben bu kısmı dinlediğimizde tekrar tekrar düşüneceğim. Benim için de özel bir
kısım oldu diyebilirim sevgili Kaan. Gerçekten şu an bravo geldi. Evet, bir bravo da ben hepiniz adına Kaan'a söylüyorum. Kaan, ben şöyle bir soru yazmışım. Güçlü bir rol modelsin demiş ama şu an bunun altını kesinlikle şu ana kadar doldurdun, onu söyleyeyim. Güçlü bir rol modelsin. Ve 17 yaşında genç bir müzisyen olarak şu an bizi dinleyen gençlere, daha sonrasında bu yayın çünkü YouTube'a da yüklüyorum. Belki şu an bizi izleyen gençler belki daha az, ebeveynler daha fazla olabilir. Ama gençlerin dinleyeceği bir şekilde daha çok paylaşılmasını arzu ediyorum YouTube'da tam. Ve şu an bizi dinleyen ve daha sonra bizi dinleyecek olan gençlere önerin ne olur? Ve bu noktada da gençler konuşuyoruz diyorum. Bugün gençler konuşuyor ve Kaan konuşuyor. Ve bence büyükle de söyleyeceğin şeyler vardır. Bu noktada bir eğitimci olarak ben önce üzerime alayım. Eğitimcilere söyleyecek sözün neler, nedir? Ebeveynlere söyleyecek. Anne babalara da istersen istediğini söyleyebilirsin bu platformda. Öyle bir soru. Yani istediğin gibi şu an özgür, yani psikolojik güvenlik ve psikolojik özgürlük ortamı sağlamaya çalışıyorum sana. Ve önce gençlere başlayalım. Gençlerle önerin ne olur? Daha sonra eğitimciler ve ebeveynlere neler söylemek istersin diye devam edelim. Söz sende. Üretim, üretim, üretim diye başlayalım. Üretim. Yani piyano öğrenmek isteyen, müzikle birlikte olmak isteyen genç kardeşlerime mesela şimdi şunu söyleyebilirim. Disiplin, kesinlikle azim, çok çalışma, çok uzun bir yolculuk çünkü. Ve gerçekten istemek, kalpten istemek yani. Çünkü bu zorla yapılacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani bu noktada aslında ebeveynlere, eğitimcilere de hani bunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Zorlamayla olacak bir şey değil. Öğrenciye, gence, o çocuğa öz disiplin kazandırmak, belirli prensipler, belirli değerler kazandırmak ve o farkındalığı yaratmak yani. Çünkü bu zorla olacak bir şey değil. Gerçekten değil. Çünkü çok uzun bir yolculuk. Çok emek istiyor. Özveri istiyor. Ve bu üretimi gerçekleştirmek için bir bağlılığın, bir adanışın olması lazım. Öyle düşünüyorum ben. İşte bu zorlama yerine dediğimiz gibi bu öz disiplinin geliştirilmesi, farkındalığın geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum hocam ben. Ve pedagojik yöntemlerin her zaman kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde aslında söyleyebilirim hocam. Çok güzel. O zaman seninle bir hayal kuralım istiyorum beraber. Tamam. Şimdi yaratıcılık zamanındasın. Bir yaratıcılık eğitimi öğretmeniyle beraber gel yapabileceğim gençlerle beraber çalıştığım gençler ve yetişkinlerle hatta çocuklarla çalıştığım bir çalışmayı, bir fotoğraf karesi çalışmasını, hayal et çalışmasını seninle yapmak istiyorum. Şöyle yapacağız. Bunun için sana zaman tanıyacağım. Bundan sonraki sorular biraz daha böyle zaman tanıyarak ilerleyeceğim. Çünkü biraz daha düşünme anlamında zaman ihtiyacın olacağını düşünüyorum. Şimdi birazdan gözünü kapatmanı ve açmanı isteyeceğim. Ve gözünü kapatıp açtığında aynı bir fotoğraf karesi, yani bir fotoğraf çekiyormuşuz gibi düşün. Ve fotoğraf çekip onun çıktısının olduğunu düşün. Önceden şu an dijitalleşmeyle beraber fotoğraflarımız eskisi gibi basmıyoruz ne yazık ya da azaldı. Ben fotoğrafı basmanı istiyorum ama nasıl? Sen gözlerini açıp kapatıp fotoğrafı çekeceksin. Ve bizim bu fotoğrafı görmemiz için bize anlatmanı istiyorum. Şimdi bir Hocam, hayal kuralım. Efendim. ben bir şey sorabilir miyim? Bu fotoğraf biraz sürreel olabilir mi? Yani farklı unsurların karışması. Şöyle söyleyeyim, nerede olmak istiyorsun, ne görmek istiyorsun? Şimdi onları derinleştirelim. İşte nerede olmak istersin? Burada kimler var? Açık bu fotoğrafın içerisinde fotoğraf çeken kişi sen olabilirsin, içinde de olabilirsin. Yani bir fotoğraf varmış gibi anlatmanı isteyeceğim senden. Bir hayal, çünkü fotoğraflar bizim için
Yani insanlar mutlu anların fotoğraflarını çekerler. Yani biz eğer bir bu alanda bir gazeteci değilsek, yani bir savaş muhabiri değilsek, her anı fotoğraf. Hani mutlu ben düğünün, bayramın fotoğrafını çekiyorum. Mutlu bir bahar fotoğrafını çekiyorum. Aslında bir mutlu anı fotoğrafına nasıl bir mutlu an olabilir diye düşündüm. Ve şimdi istersen bu zamanda bir taraftan konuşarak sana tanıyorum. Düşünme süresidir bu aynı zamanda. Hazır mısın? Hazırım hocam. Yoksa biraz daha zaman vereyim mi? Şimdi fotoğrafı çekeyim. Çektim. Şöyle dur, fotoğrafı çekmedin daha. Gözünü açıp Çektim. kapatıyorsun, biz göreceğiz onu. Tamam. Öyle çektim. Evet. Tamam. Çek. Evet, gözünü aç ve kapat. Çektim. Evet, şimdi o zihninde oluşan, hayal ettiğin, gözünü kapattığındaki oluşan fotoğraf karesine bize anlatır mısın? Hocam, Polonya'dayım. Chopin yarışmasındayım. Ve konçertoyu bitiriyoruz. Konçertonun sonundayız yani orkestrayla birlikte. Bu bir tabii ki hayal ve çok istediğim bir hayal. Gerçekleştirmek çok istediğim bir hayal. Ama bununla birlikte şey çok böyle bir o müziği yapmış olmanın bir mutluluğu, bir minneti bir şeyi var. Nasıl desem o bir hoşnutluğu var bunu yapmış olmanın, bunu paylaşmış olmanın o getirdiği bir mutluluk var. Her bu sanatçıların yüzünde onu çektim. Ben seyircileri selamlayacağım o sırada artık kalkıp selamlayacağım. Onunla birlikte aynı zamanda ama şey de görüyorum. Çok güzel kızıl, sarı, mor bir gün batımı da görüyorum bir yerde. Şu an kapalı mekandayım ama farklı bir yerde onu da görüyorum. Ve aynı zamanda çok şaşırdığı bir şekilde Boğaz'daki denizi de görüyorum bu fotoğrafta. Hepsi birlikte yani aslında. Böyle bir karışım gibi. Onlar da böyle o tatlı mutluluğu, o tatlı hoşnutluğu gösteriyorlar bana. Hem o gün batımı hem de deniz yani bu fotoğrafta. Ne kadar güzel. Gerçekten bazen değil sanırım, bu aralar sık sık böyle güzel hayaller kurup gözümüzü kapatıp açıp o hayali, o fotoğraf karesini anlatmaya ve o fotoğraf karesine inanmaya da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şu an sen bize öyle bir fotoğraf karesi anlattın ki ve biz onun içerisinde, o hayalin içerisinde bizi de sokmuş oldun. Ve beyinle yapılan çalışmalarda da gösteriyor ki aslında beyin gerçek ve hayali ayırt edemediği ile ilgili. O yüzden ben çok küçük yaşlardan itibaren yaptığım eğitimlerde hep şunu söylerim. Hep olumlu, pozitif, güzel hayaller kuralım. Şerh koymadan, ya şöyle olursa, böyle olursa diye işte bir şeye dayandırmadan pozitif hayaller kurup, olumlu hayaller kurup, o hayaller üzerine, tabii ki hayal kurdum bitti değil, onun üzerine çaba göstermek, çalışmak, sabırla, sebat ederek emek harcamak ve sonrasında da güzel, onun gerçekleşmesini izlemek. Ben bu hayalin, bu fotoğraf karesinin gerçekleşeceği günü sabırsızlıkla bekliyorum Kaan. İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. Ya ben ve o gün olduğunda biz tekrar yayın yapalım seninle. Tamam. Hocam, bu fotoğraf karesi gerçek oldu Tamam. diye beni muhakkak haberdar et lütfen. Ve biz o fotoğraf karesinde hayalini gerçek yapıp başka bir fotoğraf karesi için hayal kuralım bu sefer yayınımızda. Tamamdır. Evet. Şimdi şahane akıyor gidiyor. Yayınımız süper akıştayız ve artık benim olmazsa olmaz sorularıma doğru geliyor. Yani tüm konuklarıma sordum. Yaratıcılık zamanı olmazsa olmaz soruları ve şu an bizi izleyenler de bir takip edenler de bilecekler de bu soruyu interaktif yapıyorum. Hem sana soruyorum hem de bizi izleyenlere soruyorum. Şöyle bir boşluk tamamlama yapmanı isteyeceğim. Ben bu yayına başlarken
Zaman yaratıcılık zamanı olsun dedim. Artık Türkiye'de biz eğitimi konuşurken sadece eğitimi değil tüm sektörler olarak düşünebiliriz bunu. Yaratıcılık konuşalım. Yaratıcılık zamanı olsun. Çocuklar konuşsun, gençler konuşsun, öğretmenler, akademisyenler, her branştan kişiye, her meslekten kişiye açık bir platform. Yaratıcılık konuşalım dedim ve zaman kelimesini kullandım. Şimdi boşluk tamamlama şöyle. Zaman kelimesini düşünmeyelim lütfen. Bla bla bla. Boşluk. Yaratıcılık zamanı. Bu tamamlamanı istiyorum. Şeyi tamamlamanı istiyorum. Boşluk tamamlamanı istiyorum. Ve tek bir kelime kullanabilirsin benim gibi. Birçok kelime oluşan bir söz öbeği de kullanabilirsin. İsim, sıfat, zamir, ünlem istediğin serbestsin. Bana sorulan zaman kelimesini kullanamaz mıyız biz de diyor hani tabii ki kullanabilirsiniz. Hani içerisinde birkaç kelimeden bir zaman olabilir. Şu an soruyu Kaan'a soruyorum, onu aslında zaman tanıyorum ve evet bizi izleyenlere de soruyorum. Siz nasıl tamamlarsınız? Boşluk, yaratıcılık zamanı. Bla bla bla. Yaratıcılık zamanı. İstediğiniz kadar yoruma yazmanızı yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağım. Evet Kaan. Nokta nokta nokta. Yaratıcılık zamanı nasıl tamamlarsın? Hocam, şimdi cevabımı vermeden önce bir alt neden böyle söyleyeceğimi de söylemek istiyorum. Yani bugün çok güzel bir canlı yayınımız oluyor sizle. Çok mutluyum bu güzel anıları tekrar yaşadığımız ve geleceğe baktığımız için bunlarla birlikte hayaller kurduğumuz için. Ve müziğin beni nasıl oluşturduğunu ve beni geleceğe nasıl götürdüğünü konuştuk hocam, konuşuyoruz. Ve ben bu sebepten dolayı notalarla yaratıcılık zamanı demek istiyorum. Boşluğu bu şekilde doldurabilirim. Çünkü notalar beni oluşturan, benim üretim sürecimi yaratan her şey yani. Hani benim hayatım çünkü. Notalarla yaratıcılık zamanı diyebiliriz bence hocam. Bugün Kaan Baysal'dan gelen meme cümle notalarla yaratıcılık zamanıdır diyoruz. Değil mi Kaan? Evet hocam. Evet, Kaan'dan notalarla yaratıcılık zamanı tamamlaması geldi. Siz de düşünün bakalım şu an yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Biz bir diğer soruya geçiyoruz Kaan'la. Kaan, şimdi benim diğer yine sorduğum, tüm konuklarıma sorduğum bir sorum var. O da şu. Yayının süresince bir düşündüm ne olabilir diye. Dedim ki Duygu'nun bir sanal müze kurduğunu hayal et. Ve sonrasında aslında her kendim için kurduğum cümleleri ben daha sonrasında konuklarıma sormaya başladım. Evet, bir sanal müze kuruyoruz Kaan beraber ve bu müzenin ismi tabii ki Yaratıcılık Zamanı Müzesi. Ve bu müzeye de konuklarımın bağışladığı, hediye ettiği eserden oluşuyor. Ve bugün konuğum sensin. Bu müzeye bir eser bırakmanı istesem, bu eser ne olurdu? Neden o eseri bırakıyorsun? Bu eseri kimler gezsin, görsün, faydalansın? Ve bu eserin mesajı ne? Sen Hocam. bunu biraz düşün. Sen bunu biraz düşün. Her an yaratıcılık zamanı, yaratıcılıkla hayat çoğalır ve renklenir şeklinde bir katkı geldi. Kendini ortaya koyma, kendini varını yoğunu katarak, eğlenerek kendini ortaya koymak için yaratıcılık zamanı diye sanırım bugünün en uzun tamamlaması geldi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Kaan sendeyiz. Müze. Hangi Hocam, eser? bırakacağımız o kadar değerli eserler var ki, ama bir tane seçmem gerekirse özellikle zamanımızda düşünerek şunu söyleyebilirim. Seçtiğim mesaj zaten benim Muhteşem Üçlüm'den. Yani Beethoven. Benimkiler zaten Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, bir de Ravel vardır benim için. Beethoven'dan vermek Kaan istiyorum. çok pardon, bir dolma oldu. Tekrar alabilir miyiz? Sesim geliyor mu hocam? Şu an geliyor ama benim bırakacağımdan sonrasını duyamadım ben. Benim bırakacağım eserin bestecisi benim Muhteşem Üçlüm'den hocam. Yani benim Muhteşem Üçlüm'de işte Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, bir de aslında Ravel var benim için.
Ve ben Beethoven'dan bir eser bırakmak istiyorum. 6. senfonisini bırakmak istiyorum. Çok ikonik bir eser zaten. Çok temel bir eser zaten. Ben bu eseri bütün insanlığa bırakmak istiyorum. Çünkü bu 6. senfoni zaten pastoral senfoni. Böyle 1802'de hani böyle ilk tasla hani ortaya çıkıyor Beethoven tarafından. Ve doğal sesleri böyle tekrarlarla, uzun pasajlarla böyle bazen uzun pasajlar boyunca mesela aynı armonilerle falan yansıtan böyle piktoresk hani böyle anlar yaratan eserde. Böyle kuş sesleri olsun, yaklaşan fırtınayı sezdirmesi olsun, bunları yansıması açısından ben bu eseri söylemek istiyorum. Çünkü doğayı yansıtan bir eser. Ve Beethoven kendisi için bu eser için aslında şey diyor. Hissiyatın, bu eser hissiyatın bir ifadesi bir görselden çok. Yani bir hissiyatın ifadesi diyor. Ve ben bu eseri seçerek şu mesajı aslında vermek de istiyorum. İçinden geçtiğimiz günler özellikle çok doğanın iyileştirici ve o verici gücüne sığınmamız, onunla birlik olmamız gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de bu pandemi zamanında aslında ufak ufak biberler yetiştiriyorum evde şu an. O doğanın verici, o iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var ve gelecekte kaç yüzyıl geçerse geçsin ona ihtiyacımız olacak. O bağ, doğayla olan bağ ihtiyacımız olacak. Ve eğer 100 yıl seni bu sonra bu yaratıcılık zaman müzesine gezip bu arşivlerine bakacak olursak ben bu ikonik eseri burada bırakmak istiyorum. Beethoven'ın 6. Pastoral Senfonisi'ni. Ben de çok çok özel bir bağ vardır. Hatta tekrar şeyde dinleme fırsatı buldum. Bu pandemi tam patlak vermeden şeyde bir tane orkestra masterclass'ı vardı hocam. Ben orada Chopin'in 2. piyano konçertosunu seslendirmiştim. Baden-Baden'de. Ve orada orkestrayı yöneten öğrencilerden 6. senfoniyi tekrar seslendirdiler. Ve pandemi olmadan tekrar onu dinleyebilme fırsatını buldum. Ve ben bu eseri bırakmak istiyorum hocam. Aynen. Bu eseri yaratıcılık zamanı sanal müzesine aldım ve kabul ettim büyük mutlulukla. Bu eseri tüm insanlığa bıraktığını söylemiştin. Değil mi? Evet. Herkes gezsin, görsün. Eserin mesajını o kadar iyi, o kadar öz, o kadar doğal anlattın ki doğa temelli, doğaya atıfta bulunarak. Gerçekten çok anlamlı, çok özel bir hediye oldu müzeye. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bu müzeyi açmışım ve kurmuşum gibi ekstra bir heyecan içerisinde oldum. Bugün çok heyecanlı ilerliyor bu yayın. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu heyecanı da bana sağladığın için. Şimdi son sorum benim. Son sorumu soracağım ve gelen mesajları okuyacağım. Bu arada sana düşünme süresi vereceğim. Son sorum şu. Duygu Nur Hocam, yani evet bana bir sürü soru sordun, bir sürü işte benim müzikal hayatımla ilgili sorular sordun, ben kendimi anlattım, akademik hayatı konuştuk, yaratıcılığı konuştuk, yaratıcılığı derinlemesine felsefik boyutta konuştuk. Sonrasında beraber bir fotoğraf karesi çektik, hayal kurduk, beraber boşluk tamamladık. Gençlere, öğretmenlere, ebeveynlere tavsiyelerde bulunduk ve bir yaratıcılık zamanı sanal müzesine beraber hediye bıraktık ve artık hani bunlar benim sana senin için çalıştığım, hazırladığım sorular. Ama ben biliyorum ki ben ne kadar soru sorarsam sorayım hep derim bir şeyler eksik kalabilir, kalır ya da kalmayabilirdi ama o işte o bir ihtimal vardır ya, o bir ihtimal. Hep bir ihtimal vardır. %100 hep bir ihtimal. O yüzden şöyle bir bölümüm var benim. Duygu Nur Hocam bana şu soruyu sor. Yani sorunu kendin hazırla. Şimdi hani bu kısımda Kaan'a hangi soruyu sormak ister? Bu bugüne kadar sana sorulmasını istediğim bir soru da olabilir. Ya da bir konu daha da derinleşmek, biz konuşmuşuz da olabiliriz bugün ama şunu da hocam söyleyeyim. Muhakkak
Şu soruyu da bana sorun dediğin sorun ne olurdu? Sorunu kendin hazırla Kaan diyorum ve gelen mesajları okuyorum. Evet. Şöyle biraz yaklaşıyorum. Kendine varana yoğunluk katarak elenerek kendini ortaya koymak için yaratıcılık zamanını okumuştum ve her an yaratıcılık zamanı, yaratıcılıkta hayat çoğalır ve eklenir. Böyle güzel gençlerle yaratıcılık zamanı kesinlikle katılıyorum. Yaşamın sana verdiklerinden, kendi varoluşundan, yaşama bir hediye vermek istediğinde yaratıcılık zamanı. Gerçekten bugün bu yayında ilkler yaşanıyor. Yaratıcılık zamanı en uzun tamamlamalarını görüyorum şu an. Teşekkür ediyorum tüm katkı sağlayanlara. Lütfen devam edin. Boşluk, bla bla, yaratıcılık zamanı ne dersiniz? Evet Kaan, tamamlama sorusu için tekrar dinleyicilerimize atıfta bulunduktan sonra senin düşünme sürenle ilgili sana dönüyorum. Evet bana şu soruyu sor dediğin bir soru var mı? Hocam aslında ben bunu hayallerimde biraz değindim ama mesela şu soru direkt olarak hiç gelmedi. Çocuklar için ne yapmak istiyorsun gelecekte? Bir saniye. Evet Kaan benim bir sorum var sana. Çok özenle hazırladım. 17 yaşındasın, çok fazla çalışma yapmışsın ve şöyle bir soru sormak istiyorum. Gelecekte çocuklar için ne yapmak istersin desem? Güzel bir soru değil mi? Tabii çok hocam, muhteşem. Böyle bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Yani ben de çok keyifle cevap vereceğim bunu hocam. Çocuklar için, şimdi çocukların elinden tutmak, çocuklara pedagojik bir şekilde müziği sevdirmek, müzikle tanıştırmak, o müziğin hem benim yaşadığım gibi o birleştirici gücünü çocuklara göstermek, onların bunu deneyimlemesini sağlamak için projeler üretmek olabilir. Çocuklara konserler vermek, çocuklara bestekarlar hakkında bilgiler vermek olsun, bu konserler eşliğinde onları tanıtmak olsun müzikleriyle birlikte ve o söylediğim o birleştiricilik çok mühim. Şimdi daha demin de söyledim. Çünkü o insanların bağlanmasında, o güzel arkadaşlıkların, güzel insan bağlarının oluşmasında çok mühim. Çünkü ben hani Alyaşım Music Camp'te bunu deneyimledim, yaşadım ve oradaki bütün arkadaşlarımla iletişimdeyim. Ben çocukların bunu tadabilmesini, bunu deneyimleyebilmelerini çok istiyorum. Onun için bu tür projeler için kesinlikle yatırım yapmak isterim. Bununla birlikte çocuklara sahip çıkmak, çocukların ellerinden tutmak, benim hocam Profesör Wolfram Schmidt önerdi. Beni o kadar geliştirdi ki elinden tuttu, bana güvendi. Beni o kadar geliştirdi ki ve ben de bunu aynısını gelecek nesiller için yapmak çok isterim. Ve tanıdığım çok çok değerli müzisyenler, çok değerli müzisyenler. İnsanların elinden tutmayı, onlara çok yapıcı bir şekilde yaklaşmayı, onların müzikle ilgili yaşamlarını kurmalarına yardımcı olmak çok isterim hocam. Yani bu o bir daha demin söylediğim gibi o çok iyi kalitede müzik yapan solist, o elçilikle birlikte bunun da birlikte gelmesini aslında isterim hocam. Nasıl güzel mesajlar verdin bugün. Baştan şu an şahane aktı gitti. Artık süremiz dolmak üzere ve son o verdiğin mesajla bugün açılışta söylediğim o rol model genç ve ilham veren genç ve bize umut olacak olan genç ve umut olduğunu düşünüyorum sevgili Kaan. Çok güzel mesajlar da geliyor şu an seninle ilgili okumak istiyorum. Kaan'cığım çocuklar için her zaman hem rol model oldun hem de ne zaman sana ihtiyacımız olsa yanımızda oldun. Eminim çocukların senden öğreneceği çok şey var. Sen de onlardan çok esinleniyorsun eminim diyor sevgili Burcu Aybat. Yaşamın sana verdiklerinden kendi varoluşundan yaşama bir hediye vermek istediğinde diye bunu sanırım okumuştum. Alkışlar sana geliyor. Gerçekten seninle çok
uzun uzun sohbetler de etme fırsatı bulduk ve bu sohbet sırasında çok da derinleştik. Ve ben sunumun başında, yani bu yayını açarken çok derya deniz bir çocuk var bugün karşımıza demiştim. Ve eminim bizi şu an izleyenler ve daha sonra bu yayını izleyecek olanlar da aynı şeyi düşüneceklerdir. Çok kıymetli şeyler paylaştın. Evet, hala 17 yaşında olup olmadığını düşünüyorum. Bu önemli bir soru. Yani bizi kandırıyor olabilir misin diye hala bir böyle şüpheci yaklaşıyorum. Müthiş, yani 17 yaşında bu kadar derinlikli, bu kadar önemli başarı imza atmış bir genç, ülkemde böyle bir genç olduğu için de açıkçası bir eğitimci olarak da gurur duyuyorum. Evet, yayınımızın sonuna doğru geldik. Hatta sonuna geldik. Sonuna doğru geldik dedim ama sonuna geldik. Kaan, bugün gençler konuşuyor da benimle olduğun için, bizimle olduğun için, yaratıcılık zamanında olduğun için teşekkür ediyorum. Ve son sözü sana vermek istiyorum. Duygunlar hocam, ben çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok harika bir yayındı bence. Çok güzel paylaşımlarımız oldu. Yaratıcılık hakkında konuştuk, sanat hakkında konuştuk, benim anılarım hakkında konuştuk, hayallerimiz hakkında konuştuk. Ve bu projede, bu yaratıcılık zamanında yer almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Burcu hocama da güzel sözleri için çok teşekkür ederim. Gamze hocam, çok teşekkür ederim. Bana hep destek oldular zaten bütün öğretmenlerim. Onlara çok minnettarım. Ailem her zaman bana çok destek oldu. Onlar olmasa zaten ben bugün burada olamam. Duygunur hocam, çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Ben de iyi ki geldim hocam. Bence çok harika oldu. Çok keyif aldım ben. Ben de iyi ki diyorum. Ne mutlu ki ben de yani son söz son dedim ama söylemem gerek önemli bir nokta var. Ebeveynlere de teşekkür etmem gerekiyor. Anne babana ve önce yakın çevrene. Şahane bir genç yetiştiriliyor ve gerçekten ne kadar gurur duysalar az ve önce onlara teşekkür ediyorum. Selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum tekrar ve tabii ki çok küçük yaştan beri seninle beraber olan eğitimcilere, öğretmenlerine, onlara da teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletelim. Ve tabii ki senin önce yakın çevren ve daha sonrasında bağlantı kurduğun, hani anlattığın hayallerinde hala görüştüğün o arkadaşların sana kattığı eminim çok şey var. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Ve evet, Kaan, iyi ki varsın. İyi ki bugün buradasın ve bugün gençler konuşuyor da bizimle olduğun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürüm bitmez benim. İyi ki de bitmiyor. Evet, haftaya Çarşamba günü yaratıcılık zamanında saat 21'de yine burada olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.